Selamlar arkadaşlar. Gucitarlı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Normalde cuma günü bildiğiniz gibi biz her cuma yeni çıkan şarkılara bakıyorduk. Fakat bu hafta Türkiye gündemi gerçekten çok karışık olduğundan dolayı çoğu sanatçı şarkılarını erteleme kararı aldılar. Bu hafta şarkı çıkartmanın doğru olmayacağını düşündüler. Çok yavan bir release günü olduğu için ben de dedim ki bu hafta Ati'nin yeni çıkan albümüne bakalım. Hennessy, OCP, Selavi, Italy, Formale, Kinzagi. Türkiye'de albüm kültürü biliyorsunuz çok fazla yok. Sanatçılar single çıkartmayı daha çok seviyorlar. Albüm yayınlama kültürü olmadığı gibi albüm dinleme kültürü de yok ve bunlar aslında birbirini doğuruyorlar. Ati de Türkiye'de ilgi çeken sanatçılardan bir tanesi. Seven kitlesi de var. Özellikle Ebo Show'daki tavırlarıyla, savunduğu şeylerle falan bizim gönlümüzü çelmişti. 13 şarkılık bir albüm olmuş. Tadında diyebiliriz. Bu şarkılardan 5 tanesi eskiden yayınlanmış. Kalan şarkılarsa yeni şarkılar gibi duruyor. Albümün kapağına bakacak olursak eski bir hava uyandırıyor bizde. Bir piyanonun yanışı falan ama o avize falan bana hep Yeşilçam filmlerini falan hatırlatır. Grafik bir tasarımdansa sanatsal bir fotoğrafı daha çok tercih etmişler. O piyanonun yanışı falan bunun mutlaka bir anlamı vardır. Albüm içerisinde acaba kapakla beraber bize çaktırdığı bazı şeyler olacak mı? Albüm intro ile başlıyor. Bakalım. Dediğim gibi kapakta olduğu gibi bir piyano melodisiyle başladı ve bu muhtemelen bir sample olduğunu düşünüyoruz. Bu Fransızca da şey demekmiş. Sözlerimden şüphe etme, tüm bu kaosa rağmen yakında tekrar görüşeceğiz. Evet, bir sample söz konusu. Hatalar her zaman var, en sevdiklerimden yedim bombalar. Keşkeler boş ucumda, güneşli günlerde gelir çamalar. Hiç gitmez dediklerin yarı yoldalar, yine gelir sonbahar. Duydukların görmediği kadarı, acıların seni sen yapar. Ati bu spoken word'ü, storytelling'i gerçekten başaran sanatçılardan bir tanesi yani Türkiye'de. Bu tarz okuyuşlarda sanatçılar genellikle flow'a falan çok önem vermezler ve gerek de yoktur. Off beat falan yani beat'ten bağımsız da okuyabilirler. Ati hani hem böyle hikayeyi anlatırken hem de aynı zamanda flow'a falan bunu çok güzel de uydurabiliyor. Savaşlarını kimse görmez, herkes görür, sade başardığın kızma. En yakın dostlarım yalandan çıktı, bu albümü yaparken arandan çıktı. En yakın dostlarım yalandan çıktı, bu albümü yaparken aranmam çıktı. Yapayalnızdım düştüğüm, mesela burada falan ben okuyuşunu falan gerçekten çok sevdim. Çok güzel bir giriş olmuş. Şeyi de merak ediyorum şu anda, girişten ilk şarkıya falan böyle bir geçiş var mı? Hikayesel bir şeyleri anlattıktan sonra tansiyonun yükselmesini falan ben çok severim albümlerde. Yok, yükselmedi. Ama yine bir piyano melodisi bizi karşıladı. Adliyede büyüdüm, sokakla aram iyidir. Yine de antilükse soranlar da Prada giyinir. Ortama girdiğimde patlar balon egon. Büyük balık hanginiz tartı da biz megalodon. Kalbim Mordor, beklemem senin şifa. Okey. Adliyede büyüdüm, sokakla aram iyidir. Yine de Ati lükse soranlarda Prada giyinir. Büyük balık hanginiz tartıda biz megalodon. Kalbim Mordor, beklemem senden şifa falan. Yani bu mecazları falan kullanımı. Bunu bence Ati de başarıyor. Buradaki kafiyelerini ben çok sevdim. Siz bir adam mıyım ya da ıssız adada? Nedense bütün sevdiklerim şeytanla bir arada. Yürüdüm aradan savaşım sadece kendim. Yalan yüzyılın trendi her masada. Yapışırken her elde baba çilo sigara. Arkamdan konuşan bütün dostlar. Bu kısık ses gerçekten bir Godfather havası, bir İtalyan mafyası falan havasını veriyor. Ati'nin de zaten bundan etkilendiğini de görüyoruz. Yani İtalya ile falan çok hoşlanıyor o kültürden. Genel olarak böyle dost kahpeliğinden falan böyle vurmalar görüyoruz. Ya gerçekten de yani bize böyle ihanet ederek herkese güvenilmeyeceğini öğreten dostlarımıza, eski dostlarımıza buradan selam olsun. Şarkı olarak baktığımızda Ati'nin de kendi yaptığı, hoşlandığı tarz bu olduğundan dolayı biraz daha gerçek şeyleri konuşup bunlar üzerine şarkı yapmaktan keyif alıyor bence. Hoş, tatlı bir şarkı. Çocukluktan istek tutuldum sanata her yerine. Güzel. Nakarat kısmında da mix mastering'de bir başarı gördüm. O tekrarlamalar falan çok tatlı olmuş ve burada Ati'nin daha çok kendi sesiyle, hani günlük hayatta gördüğümüz sesiyle falan okuyuşunu falan duyuyoruz. Diğer şarkıya geçelim. Yıldızlar parlar. Burada ortalığı taradın lan Ati'ye falan mesela buraya da not düşmüşler. Benim de hatırımda kalan bir sözdü. Patronun 2019'da kullandığı bir sözmüş. İlk iki şarkıda gördükten sonra acaba sürekli slow şarkılar, sürekli bir piyano melodisi bizi sıkar mı diye de düşünmüştüm açıkçası.
daha hareketli bir parça olmuş. Bu kick dizilimine klasik bir drill kick dizilimi diyebiliriz. Yani yüksek ritimli bir kick dizilimi. Daha hareketli bir şarkı. Mesela Ati severler daha çok sevebilir ama benim çok seveceğim bir şarkı değil yani. Çok sevdiğim bir tarz değil daha doğrusu. Line'lar zigzagla Henny, tüter duman odamda blueberry falan ya. Burada anlattıklarını falan anlıyoruz. Ya Ati severleri şöyle anlıyorum. Bu tarz şarkılar çok fazla benim modum değil ama dediğim gibi Ati severleri böyle mutlu edecek bir şarkıdır bence. Ha, ben hatırladım bunu ya. Farklı altyapıda üstüne söylemişti böyle. Telefondan bakıp da okumuştu. Bana aslında ilk başta dinlediğimde Jersey Club altyapısı gibi sanki çık 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 tık 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 falan böyle o tarz gelmişti. Ama değil yani, bu da drill altyapısı diyebiliriz. Bu altyapıyla falan çok sıradan Ati şarkısı gibi geldi yine bana. Yandaş takıldı sustu kolpalar, senin babalar bana torpil. Her gecem 10.000 peymenle kombin yapsan da. Güzel. Az önce demiştim ya işte sanki altyapıda böyle Jersey Club gibi gelmişti bana ama girdiğinde öyle düşünmedim falan. İkisini birleştirmişler gibi. Geçmişlerden gelen yine bir sample falan da var yani altyapıda falan. Tamam, güzel, fena değil. Yaşım 19 çıktım ortanızdan, her yerde kolum Ati Doktor Oktopus. Sen koparttın beni, ben koparttım ortamı, sahnede pompalı fanlarım kompa. Sevmedim soytarı kuliste on kere okudum ortamı okumam lomba. Bilmiyorum ya, beni böyle ters köşe falan da itiyordu. Çok düzenli bir Ati dinleyicisi olmadığımdan da olabilir. Sadece bazen kesitler paylaşılıyor falan ya. Buraya baktığımda işte yaşım 19 çıktım ortanızdan. Her yerde kolum Ati Dokta Oktopus. Sen koparttın beni, ben koparttım ortamı. Sevmedim soytarı, kuliste on karı. Okudum ortamı, okumam lombak. Götünüze don alın, yapmadan kolpalık, arkamdan zorbalık. Hani gerçek olun falan böyle öğütler falan da. Bu kısım mesela bar bar baktığımızda baya birbiriyle bütün aslında devam ediyor. Ama güzel ya, bilmiyorum, nakarat kısmı falan da güzeldi. Evet, Ati İtalya esintileri demiştik. Italy Forma isimli şarkısı var. Her zaman APP plaka, Big Body Benz gelir Bingöl'den plaka. Wow, okay, kontak Batman'dan Cali, Bağdat'tan Paris, siktir gitti ki. Çok güzel. Mesela Ati'nin okuyuşu, Ati'nin vokali çok da farklı değil ama şarkının ritmi falan, altyapısı nasıl değiştiriyor benim babam. Ben mesela bu altyapıları falan daha çok seviyorum. Kankam yok TikTok'tan yine de sokarım ilk ondan mesela barı. Ya böyle bazı şarkılarda aklınızda kalacak bir bar olması lazım bence. Bu şarkının da vurucu kısımlarından bir tanesi bence özellikle bu bar olacaktır. Yani genelde sayfalarda falan da paylaşılacak kısım bu olacaktır. Ona da önem göstermiş. Çarpıcı sözleri de var. Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Eskoda Bella, Gangsta Forever. Müzik bilgisi daha iyi olan arkadaşlar hangi key'den vurduğunu falan, hangi notalara bastığını daha iyi anlayacaktır ama o arkadaki ne falandı bence, bilmiyorum, şarkının akışını çok güzel idare etmiş notalar. Ben bu şarkıyı çok sevdim. Galiba albümde de bak introsu da çok güzeldi, tamam mı? Bence daha çok anlamlı diyebilirim intro için ama Italy Forma'da galiba en çok sevdiğim şarkı oldu. 6. şarkı Kaptan zaten daha önceden yayınlanmış. 33 milyon stream'i olan bir şarkı. O yüzden biz ait hissedemiyorum, ama bakalım. Yine piyano, yine slow. Çıkmaz da kalınca durumu kabullen, kaçma kendinden, kötü günlerinden. Canın yanar sanma, düzelir hemen. Ayağa kalkınca gülersin yeniden. İlk dinleyişte ayırt etmekte bazen zorlanabiliyoruz ama bir klarnet çıkışı falan gözlemledik. Ben de hiçbir yerde kesip hiçbir yerde duydurup yorum yapamadım. Çünkü dümdüz tek verse bir parça. Bazen albümlerde böyle şeyler hani albüm içerisinde interlude gibi oluyor. Güzel oluyor. Hatta tam albümün ortası şu anda. Şu anda gerekli olan şeyi yapmışlar. Albümün aranjesi de güzel. Introlar, outrolar, arada interlude parçalar falan gerekli, güzel de. Burada arkada elektronik dans müzik esintileri görüyoruz. Hatta direkt belki altyapısına öyle de diyebiliriz. Ati'den yüksek pitch'te yani daha ince bir ses, daha ince bir vokal duyduk burada. Genelde dediğim gibi benim karşılaştığım bir şey değil. Ben genelde Ati'de tek ses duyuyorum. O da "Hayat selavi, herkes konuşur." Kısık sesidir. Kısık sesle ince ses farklı şeyler. Devam edelim. Benim kalbime düşman, kendi katilimle barışmak zor. Her hikayenin mi
bir sonu hüsran, karışma, geriden birine alışmak zor. Her neredeysen şarkısı albüme bir çeşitlilik getirmiş. Yani bunda hemfikir olabiliriz. Hep aynı şeyleri duyar mıyız? Sıkar mı endişesinden biraz daha uzaklaştıran bir şarkı bu bize. Genel olarak chill bir albüm diyebiliriz yani bence buna şu ana kadar dinlediğimiz kadarıyla. Çünkü dinlemediğimiz, yani henüz çıkmayan bir şarkı kaldı sadece. Çok yükseltti dersem albüm beni, yalan söylemiş olurum. Sönen sigaralara da bakalım. Uykumdan uyanacağım, işler dönmüş arkamdan lan. Genel havasında bir derbederlik vardı. Ben dediğim gibi daha eğlenceli şeyler sevdiğimden genel olarak beni biraz düşürdü diyebilirim yani albüm. Çok hainlik gördük be dayı falan diyen böyle insanların daha çok hissederek dinleyeceği bir albüm. Kadınlara da bir güvensizlik var albümün içerisinde. Dostlara da bir güvensizlik var. Bir can sıkıntısı var. Bu arkadaki kanun melodisi falan bile bir düşürdü beni ya. Ne yalan söyleyeyim. Gülümserim herkese mütevazıyım. Hala şeytan kondurdu öpücüğü sana. Ben buradaki okuyuşları falan hani çok sevdim. Lise aşktırım endamı yoksan, gülümserim herkese mütevazıyım hala, şeytan kondurdu öpücük yanağıma. Senin şarkıları biraz daha gerçek. Hayat dediğim gibi dönem dönem böyle çok güzel günlük güneşlik gelse de dönem dönem de gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Yani gündem falan bile mesela şu anda baktığımızda çok yüksek değil. Ben müziği biraz daha kaçış yolu olarak aradığım için biraz daha eğlenmek, biraz daha yani dünyanın dertlerinden uzaklaşmak istiyorum. Ama Ati'yi dinlediğimde dünyanın dertlerinin içine dalmış gibi oluyorum. Söylediğimiz bazı şeyler daha geçmişte söylediğimiz bazı şeylerle çatışabiliyor. Evet yani gerçek rap yapılmasını istiyoruz. Ama dediğim gibi biraz düştüm ya. Yalan yok. Videoyu izleyecek çok şey acaba Ati sever mi olacak yoksa bizim genel takipçimiz mi olacak? Bunu da bilmiyorum. Eğer Ati'yi severseniz sizin için albüm nasıl oldu? Siz albümü sevdiniz mi? Dinler misiniz? Bununla alakalı yorumlarınızı da yaparsanız emin olun sanatçı da geri dönüşler alacaktır bura üzerinden de. Mesela albüm içerisinde değişmene rağmen parçası falan release günü çıktığında dinlemiştik. Duygusal şeyler anlatsa da yine böyle daha hareketli bir parçaydı. Daha çok hoşuma gitmişti falan ama albümün dediğim gibi albümde çıkan şarkılara baktığımda biraz bana düşük geldi. Daha iddialı da bazı konularda olabilirdi gibi düşündüm. Ama yani hem sözler olsun hem altyapılar olsun dinlediğimizde bize böyle çirkin gelen, itici gelen de bir şey olmadı. Bence bu ortalama bir Ati albümüdür. Ati bazında baktığımızda belki 6-10 üzerinden 6 bir albüm diyebiliriz. Ortalama yani. Çekinmeyip albüm yayınladığı için de Ati'ye de bir teşekkür ederiz. Ebo Show'daki konuşmaları için, rap müziğe verdiği önem için, anlattığı gerçek şeyler için güzeldi yani. Genel olarak baktığımızda kötü bir albüm değildi. Sadece çok yüksek bir albüm değildi. Bence daha ortalama bir albüm geldi bana. Siz de albümle ilgili düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. I was trying to be caught in a mic. Keep it up, keep it up. Got some rhymes on inside the tissue.